Birbirinden farklı iki basamaklı 6 doğal sayının toplamı 526'dır. Buna göre bu sayılardan en küçüğü en az kaçtır diyor. O zaman diğer sayıları mümkün olduğunca en büyük vermeliyim arkadaşlar. Birbirinden farklı dediği için ne yaparım? 99, 98, 97, 96 ve 95 veririm. En büyük elde ederim. Diğerine de en küçük kalır. Bunların toplamı ne yapıyor? 100, 500 desek onları da çıkarsak artıkları. Böylece 485 yapıyor arkadaşlar. Haliyle 526'dan da 485 çıkarırsak geriye ne kalıyor? 6, 5, 11, 12'den 8 çıkar 40. 41'miş arkadaşlar bu sayıların en küçüğü D şıkkı. ABC pozitif tam sayıları olmak üzere 3A eşittir 4B eşittir 5C olduğuna göre A eksi B artı 2C ifadesinin alabileceği iki basamak kaç tam sayı değeri vardır? 3A, 4B, 5C'de ilk neyi yapmalısınız? Bu üçlü olup da birbirine eşit verilip hangisi kaçla orantılı nasıl bulunur arkadaşlar? 3, 4, 5'in sanki paydalarına eşitler gibi. 3, 4, 5'in paydaları olsaydı bunlar paydada olsaydı kaçta eşitlenirlerdi? 60'ta. O zaman bu arkadaşlar 20K olur. Bu 15K olur. Bu 12K olur. Soruları ben böyle yapıyorum ve gayet pratik oluyor arkadaşlar. 3A bölü 4, işte 4B bölü 3, 4B bölü 5 falan demeye hiç gerek yok. Böyle çok daha rahat yaparsınız. Hem tam sayılı da geldiği için güzel değerler veririz. A-B eksi artı 2C'nin alabileceği değer demek hemen bunları bir yapalım. 20K'dan 15K e çıkarsa 5K olur. Sonra 12 ile de arkadaşlar 24'ü toplarsak çünkü 12k çarpı 2 olduğu için burası yazayım bakın. Böylece ne oldu? 29k oldu. A gördüğüm yere 20k yazdım. B gördüğüm yere 15k yazdım ve C gördüğüm yere 12k yazdım. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifade 29k geldi. K 29k böylece ne olabilir? 29 olabilir. 57 olabilir. Bir de arkadaşlar şey 2 katı 58 pardon bir de 87 olabilir. Sonra 29'un 4 katı da mecburen tabii ki 116 olacağı için o artık 3 basamağa çıkıyor. Toplamda bakın 3 tane sayı varmış alabileceği A şıkkı. A, B, C birer rakam olmak üzere A, B6, A, C3 olduğuna göre A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi belki de hemen şöyle denemiş bile olabilirsiniz. Taraf tarafa çıkarayım. Böylece bakın eksi B artı C ne geliyor? 3. Yani C buradan neye eşitmiş arkadaşlar? 3 artı B'ye. Haliyle bunlar rakam olduğuna göre B en az 0 olur. C de buradan en az kaç olur? 3. C en az 3 ise A ne olur? A eksi 3 eşittir 3'ten. A da en az 6 olur. Haliyle A 6. B arkadaşlar 0 dedik. C de 3 dedik. Toplamları böylece 9 olmuş oldu. En az C şıkkı. Aşağıda verilen çemberlerden bazıları kırmızıya, kalanlar ise sarıya boyanmaktadır. Kırmızı çemberlerin içerisinde 2 sayısı, sarı çemberlerin içerisinde 4 sayısı, 3 sayısı yazılmaktadır. Tüm çemberler içerisinde yazılan sayıların toplamı 23 olduğuna göre sarı renk ile boyanmış çember sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? Ee, zaten gördüğünüz gibi çember sayısı belli değil. Mecburen denklem yapacağız arkadaşlar. Bakın şimdi kaç tane kırmızı çember var belli mi? K diyelim ona ve buna her birine 2 yazdığımıza göre k tanesinin toplamı 2k tane olur. Ee, sonra sarı çemberleri de 3 yazıyormuşuz. Sarı çember sayısı s tane olsun. Böylece 2k artı 3 s toplamları da neymiş? 23. Buna göre arkadaşlar sarı renk ile boyanmış çember sayısının alabileceği değer diyor. Şimdi burada şuna dikkat etmelisiniz. 2K demek arkadaşlar çift bir sayı demektir. Lütfen bunlara dikkat edin. Boşu boşuna verilmiyor size bu kat sayılar. Tek sayıdan tek sayı çıkartılırsa çift sayı elde edilir. Bakın 2K 23-3S yazayım. Bu tek. Bu da tek olsun ki çift elde edelim. Bundan dolayı S sayısına 1 verebilirim. 3 verebilirim. 5 verebilirim. 7 verebilirim. 9 verebilir miyim? Hayır. Bak şimdi 9 verirsem ne oluyor? 2K eşittir 23 eksi 27'den negatif oluyor. En son 7 verebiliyormuşuz. Yani toplam 4 tane sayı verebiliyormuşuz. Cevap A şıkkı geldi bakın. Aşağıdaki şemada alt alta bulunan iki çember içerisindeki sayıların birine aralarındaki kutu içerisindeki işlem uygulanıyor. Ve oluşan yeni sayı ile diğer çemberlerdeki sayılar toplanıp bağlandıkları çember içerisine yazılıyor. Örneğin sarı çember içerisindeki sayı 4 çarpı 3 artı 2 veya 3 çarpı 2 artı 4 eşittir 10 olabilir. Yani çarpmalı da özgürüz arkadaşlar. Buna göre kırmızı çember içerisindeki sayı en fazla kaçtır? Aslında gerçekten bizim işlem becerimizi ölçüyor. İşlem becerisini de arkadaşlar küçümsemeyin. Gerçekten bakın olur olmaz her yere geliyor. Eğer eksikleriniz varsa lütfen en kolaydan olarak halledin. Çünkü bizim hızımızı inanılmaz etkiliyor bir nevi görüşümüzü etkiliyor. Matematiksel görüş neyle mümkün? Sayılarla aranın iyi olmasıyla mümkün. Bunun için de gerçekten en basit işlemlerden itibaren düzgünce işlem yapabilmeliyiz. Burada tabii ki iki sayının çarpımının en büyük olması için sayıların kendilerinin de büyük olması lazım. O zaman 3 ile 4'ü çarparım. Sonra da buna diğer çemberi de eklediğim için 4 çarpı 3 12, 2 eklerim burası 14 olur. Sonra yine aynı şekilde arkadaşlar Şimdi e, aşağıda en büyük elde etmek için ne yaparız? Şimdi burada e, çarpacağım için eksi 4 ile o zaman ben 2 ile çarparım ki 6 ile eksi 4'ü çarparsam inanılmaz derecede çünkü arkadaşlar küçük sayı elde ederim. O zaman 2 ile eksi 4'ü çarpayım. Eksi 8. 6 eklersem eksi 2 oldu. Elde edebileceğim en büyük sayı mecburen bu çıktı. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Sonra da burada da e, 6'yı 3'e bölersek 2, 12 eklersek 14. Böylece en büyük durumu böyle elde etmiş oluyoruz. Şimdi 2'ye bölmem lazım. Ne yaparım? 14'ü arkadaşlar tabii ki bölmem. Eksi 2'yi bölerim ki eksi 2 bölü 2 eksi 1 olsun. 14 ile de eksi 1'i toplarsak 13 olur. Aynı şekilde 14 de 2'yi çarparım 28. 2 çıkarırım 26. 26 ile de 2'yi çarparım 52. Sonra da arkadaşlar 13 eklerim. Böylece 65 bulduk elde edebileceğimiz en büyük sayıyı B şıkkı geldi. Payda pozitif tam sayı ve pay 1 olmak üzere arkadaşlar sayıların toplamının 1 gelmesi için 2 tane kesri toplarsanız paydaların 2 olması lazım. 3 tane kesri toplarsanız paydaların 3 olması lazım. 4 tane kesri toplasanız paydanın 4 olması lazım. Çünkü payı 1 olup da toplamları 1 elde edebilmenizin başka imkanı yok. Gerçekten bakın böyle oluyor ya da 1 bölü 5 diyelim hani abartayım. Bunlardan böyle 5 tane olacak ki sen toplamların 1 elde et. Bundan dolayı x, y, z 3'er olmalı ve toplamları da 9 olmalı b şıkkı arkadaşlar. Olay gerçekten bu. ABC sayıları A, 2, 3, 5, 7, 11 kümesinin elemanlarıdır. A küçüktür, B küçüktür, C olmak üzere. A artı B artı C toplamları aşağıda verilen zarflar içerisinde soldan sağa doğru artacak biçimde yazılıyor. Buna göre üçüncü zarf içerisine yazılan sayı kaçtır? Şimdi soldan sağa doğru artacak biçimde yazılıyormuş ya A artı B artı C şey toplamları. Bakın 2, 3, 5, 2, 3, 7, sonra 2, 5, 7 diye nokta 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 böyle gitmesi lazım arkadaşlar. Yani elde edebileceğiniz toplamların bütün hepsini tek tek yazmanız gerekiyor zarfları ve en küçükten büyüğe giderek. Dolayısıyla en küçük 3 toplam budur. Sonra budur, sonra budur. Bizden zaten üçüncüyü istiyor. Bu yüzden 7-7 daha toplamları 14 geldi. C şıkkı oldu arkadaşlar cevap. C küçüktür, B küçüktür, A. Negatif tam sayılarmış bunlar. C çarpı B 50, B artı A eksi 9 olduğuna göre C çarpı A artı B ifadesinin değeri kaçtır? E, C-B-A sıralamasıyla gidecek şekilde arkadaşlar nasıl olabilir çarpımları 50 de olması için? Deneyeceksiniz mesela eksi yanlıştan başlayayım önce. Gittin mesela eksi 25 eksi 2 olabilir dedin. Evet eksi 25 ile eksi 2'nin çarpımı 50'dir. Ama eksi 25 eksi 2'den küçük. E haliyle eksi 2 ile neyi toplarsan eksi 9'u yapıyor? Eksi 7 haliyle a buradan arkadaşlar eksi 7 olabilir mi? Hayır küçükten büyüğe sıralanmıyor. O yüzden eksi 10 verirsek c'ye. B'ye arkadaşlar eksi 5 verirsek A'ya ne kalıyor? Şuraya bakın eksi 5 yazayım. Eksi 4 kalıyor. Hakikaten bunlar da küçükten büyüğe sıralanıyor mu? Evet. Demek ki C çarpı A bu neydi? Bu C'ydi. Bu arkadaşlar B'ydi. Bu da A'ydı. C çarpı A 40 oldu. 5 çıkarıyoruz. Çünkü eksi 5 ekliyoruz. Cevap 35 C şıkkı. Aşağıda verilen 9 çember içerisinde pozitif tam sayılar yerleştiriliyor. Her satırda çemberlerin içerisinde bulunan sayıların çarpımı yanlarında gösterilmiştir. Sarı renkli çemberler içerisindeki sayılar birbirinden farklıdır. Buna göre sarı renkli çemberlerde bulunan sayıların toplamı en fazla kaçtır? Ee, arkadaşlar normalde çarpımın şey, toplamın en büyük olması için gönül ister ki buraya 48 de 1 1 olsun. Buraya 54 de 1 1 olsun. Buraya 70 de 1 1 olsun. Ama Soruda gördüğünüz gibi sarılar birbirinden farklıdır diyor. O yüzden 54'e dikkat edelim. 54'ü yazacak şekilde bir de bunlar farklı olsun birbirinden. Nasıl yapabilirim? Verebileceğim en büyük sayıyı zorlamak için 54 1 1 yapamadım. 27 2 1 yaparım. Sonra burayı da 48 1 1 yaparım. Hem çarpımları oluyor. Hala bakın sarılar birbirinden farklı oldu. Buraya 71 1 yapsam beyazlarla ilgili bir sıkıntı yoktu. Sarılar da hakikaten birbirinden farklı geldi. Böylece bunların toplamı arkadaşlar 70, 27, 48, 2 ve 1 toplamları 148 A şıkkı oldu. Yaşları birbirinden farklı olan 7 kardeş için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Kardeşlerin yaşları toplamı 292'dir. Kardeşlerin iki tanesinin yaşı 20'den küçüktür. Kardeşlerin yaşlarından sadece bir tanesi asal sayıdır. Buna göre en büyük kardeş en az kaçtır? Önce şunlardan başlayalım. 20 bunlara verebileceğim en büyük sayı 19 ve 18. Neden böyle diyorum arkadaşlar? Küçüklere en büyüğü verelim ki büyüğe de küçük kalsın. Sıkışık tepişik olsun gibi düşünün yani. Örnek: Toplamları 10 olan 3 tane sayıyı e, en büyüğü en az olacak şekilde nasıl yaparsınız? Birbirine yakın, neredeyse eşit olacak derecede yani. Öyle düşünün. Dolayısıyla burada da arkadaşlar 19 18 veriyorum. 37 yapıyor. 292'den 37 çıkartırsak ne kaldı? 255. Şimdi diyeceğim ki 255'ten e, 5 tane kardeş var burada toplamları 255 olan bunlar birbirine yakın olsun sayıları. Yani 255'i 5'e bölelim. Hepsi eşit olsun önce. 51, 51, 51, 51 diye. Bunu gerçekten böyle bir yapmak lazım. Evet vakit kaybettirici gibi olur ama öbür türlü hiç bulamazsınız. Bundan sonra ne yaparım? Bir azaltacağım, bir arttıracağım gibi düşünün birbirlerine. 50, bunu arkadaşlar 52 yapacağım. Bu bir dursun. Bunu ee, mecburen 50'ye düşüremem. 49'a düşüreyim. Bunu da 53 yaptım. Tam böyle oldu diye sevinirken ne karşımıza geliyor? 19'da 53'te asal sayı. O zaman 49'u bir azaltayım 48 olsun. 53'ü de 54 yapayım. Böylece bakın en büyük kardeş en az 54 yaşındaymış. Aşağıda verilen 25 birim kareden oluşan karede bazı kareler boyanarak ayrık bölgeler oluşturuluyor. Örneğin şekilde sol üstte bulunan 3 beyaz kare veya sağ üstte bulunan 2 beyaz kare ayrık bölgedir. Yeşiller sayesinde arkadaşlar beyaz bölgeler ayrık kalmış. Bunu söylüyor. Desende oluşan her bir ayrık bölgedeki kareler içerisinde farklı bölgelerde yazan sayılar farklı aynı bölgede bulunan kareler içerisindeki sayılar aynı. Örnek buraya arkadaşlar 3 yazıyorsanız buna da 3 yazıyorsunuz diyor. Dur renkle göstereyim pardon. Buraya 3 yazıyorsanız burası da 3 oluyor. Ya da bu 5 ise bunların hepsi 5 oluyor demek istiyor tamam mı? Buna göre ABCD karelerinden iki tanesinin boyası silindiğinde oluşan bölgelerdeki sayıların toplamı en fazla kaç olur? Daha iyi göstermek için ben size şöyle bakın bir yapayım. Şimdi şöyle beyazı seçeyim buradan. Bak Burada en büyük ayrık bölge seçmem lazım ki orada verebileceğim en büyük sayıyı da yerleştirerek pat 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 gelsin güzel bir şekilde. Örnek elimde 10 tane beyaz bölge olsa hepsine 8 yapıştırırsam ne güzel 80 gelir gibi düşünün. Dolayısıyla ben hangi iki yeşil bölgeyi beyaza boyarsam orada güzel büyük bölgeler oluşur. D'yi silersem burada bakın şöyle beyaz yaptım burayı artık. Yine aynı şekilde. Hatta dur bir şunu biraz daha kalın yapalım ya. Şöyle. Heh. Şöyle arkadaşlar bir de B'yi silersem buradan bakın beyaz yaparsak açıldı bakın görüyor musunuz? Burada yeni bir açıklık doğdu ve artık sınırlar ortadan kalktı. Hakikaten de ne oldu bakın? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane burada bölge oldu. 10'lu 11 pardon yanlış saydım. 11 tane beyaz bölge oldu arkadaşlar. O zaman buna ne güzel kaç veririm? 8'i buraya bir yerleştiririm. Zaten 88 elde ederim. Sonra artık geri kalan şu üçlü olana en büyük verebileceğim ne? 7. 7 çarpı 3'ten de oraya 21 veririm. Bu iki beyaz boş bölgeye de 5 veririm en fazla. 5 çarpı 2'den 10 olur. 88 21 daha 109 10 daha 119'muş arkadaşlar. Bunların toplamı. Bence güzel bir soru TYT anlamında. ÖSYM arkadaşlar bütün soruları böyle sayısal mantık sormuyor ama bir veya iki tane böyle sayısal mantık sorusu soruyor. Hem de hızlı olmamız gerekiyor. Bir okulun 12A, 12B, 12C ve 12D şubelerinin sınıf listelerinin bir kısmı yırtıldığı için mevcut sayısı belirli olmamaktadır. Bakın sınıflar böyle. Yani isimlere aldanmayın. 4 tane sınıf var ve belli bir kısmı yok sayının zaten. Sınıf başkanları kendi sınıfının mevcuduyla aynı mevcuda sahip sınıf sayısını kendi sınıfı dahil olmak üzere ona dikkat kendi sınıfı dahil olmak üzere sınıf listesinin altına yazmışlardır. Yani bakın A sınıfının mevcuduyla toplam 2 tane A aynı sayı var. Yani diyelim bunların mevcudu 20 ise bir tane daha 20 var. Artı 2 tane daha 20 değil. Neden? Kendisi dahil diyor. Seçilen 3 sınıfın öğrenci sayılarının çarpımı 455 olduğuna göre bu 4 sınıfın toplam öğrenci sayısı en fazla kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu iki sınıfın o zaman eleman sayıları aynı. Neden biliyor musunuz? Bununla birlikte bu dahil iki sınıfın eleman sayısı aynı. Bununla birlikte bu dahil 2 tane sınıfın eleman sayısı aynı. O zaman A ve C'nin eleman sayıları aynıdır. B sınıfının sadece 1 demiş. Yani kendinden başka herhangi bir sınıfa eleman sayısı eşit değil. Yine D'de arkadaşlar bir tane yani bunun da herhangi bir sınıfla eleman sayısı aynı değil. Dolayısıyla arkadaşlar A sınıfındaki ele öğrenci sayısıyla C sınıfındaki öğrenci sayısı aynı. B ve D bunlara ve birbirlerine eşit değil. Haliyle 455'i bir düşünelim. 455 neye eşit? 91 çarpı 5 değil mi? Bunu şimdi ben arkadaşlar ne yapacağım? Seçilen 3 sınıfa böleceğim. Nasıl bölebilirim? 13 çarpı 7 çarpı 5 diye bölebilirim. Zaten 91 iki tane asal sayının çarpımına eşit. Böylece arkadaşlar eşit olan sınıfları hangisi seçeyim toplamın en büyük olması için? Tabii ki mantıklı olursak 13 bak. Bunu 13 seçersen, bunu 13 seçersen, bunları da 7 ve 5 seçersen böylece toplamları en büyük gelir. 26, 12 toplamları 38 oldu. Cevabımız B şıkkı geldi arkadaşlar.